Hatay, Adıyaman, Gaziantep. Yarın da ağırlıkla Kahramanmaraş. Başlayalım efendim. Çalışma arkadaşlarım sahada. Gülnur Saydam, Nedim Bayhan, Ozan Kelleci sırasıyla gideceğiz. İlk sözü Gülnur Saydam'a vereceğiz. Unutma Türkiye diyerek sürekli farklı noktalardan bilgiler eşliğinde. Hatay, Adıyaman ve Gaziantep neler yaşıyor? Bir yıl boyunca neler yaşadı? Bugünün gerçekleri. Hepsini sormak ve ekranlara taşımak gerekir. Gülnur Saydam, seninle başlıyoruz. Evet Can Coşkun, bir yıl geçti depremin üzerinden. Peki ne değişti? Hiçbir şey değişmediği gibi hayat her gün daha da kötüye gidiyor Hatay'da. Öyle ki şu an olduğumuz yer çadır alanları dışında kalan, çadır kentler dışında kalan öbek öbek oluşan düzensiz çadır alanları. Öyle ki biz bugün hala su basan çadırları konuşuyoruz ve Uğur Koçkaya ile birlikte yayına isterseniz öncelikle yerde bulunan ve burada ağır bir koku yayan sulardan başlayalım. Şimdi yerde suları göreceksiniz. Bu su atık sularla beraber hemen ileride derme çatma bir tuvalet var. Buradaki birçok kişinin kullanmak zorunda kaldığı tuvalet. İşte o tuvaletlerden yayılan atık sular, kirli lağım suları işte buraya karışıyor ve buradaki depremzedeler bir yıldır bu kokuya, bu virüslerle olan yaşama, hastalıkla olan yaşama maruz kalıyorlar elbette. Yine depremin en büyük yükünü yine kadınlar ve çocuklar sırtlanmış durumda. Hala çadırlardan, yaşamdan bahsediyoruz. Bakın olduğumuz yeri şöyle bir gösterelim. Burada yine çocuklar var. Çocukların birçoğunun ayağında çorap dahi yok. Birçoğu okula gidemiyor, eğitimden mahrumlar. Birçoğu gıda temin edemedikleri için özellikle bebeklerde bodurluk başlangıcı. Çocuklarda ise yeterli beslenemedikleri için, sağlıklı bir şekilde beslenemedikleri için hastalıklar var ki keza yaşlılarda yine aynı şekilde. Şu ortama bakar mısınız? Şimdi böyle bir ortamda bir yıl geçmesine rağmen depremin üzerinden nasıl hayatın normale döndüğünü, nasıl bu insanların sağlıklı bir şekilde, psikolojilerinin iyi bir şekilde yaşama tutulmasını bekleyebilirsiniz ki? Derme çatma yerler kendi imkanlarıyla bir şekilde yağmur geçmesin, su gelmesin diye bir hayat oluşturmaya çalıştılar. Ancak bu da yetersiz elbette. Şöyle gösterelim. Tabii burada hayvanlar da var. Hayvanlar da perişan halde. Artık kullanabileceğimiz kelimeler tamamen çaresizlik ve perişanlık üzerine. Uğur Koçkaya'dan rica edeceğim buraya da gelmesini. Şöyle gösterelim. Bakın yemek yapılan alanlar, gıdaların saklandığı alanlara şöyle bir gösterelim. Yağmurun, çamurun içinde, virüslerin kol gezdiği yerde, bir yerde çöpler, diğer yerde hemen atık olan gıdalar var. Ve birçoğu da baharatları görüyorum ki bunlar gün içerisinde belli ki kullanılacak. Ancak burada insani yaşamdan bahsetmek elbette ki imkansız. Şöyle gösterecek olursak yine birçok noktaya yağmur geçmesin diye kendi imkanlarıyla belki muşamba serdiler, naylon serdiler. Ancak imkansız, her yeri bu sabah itibariyle yine su bastı. Sadece bu mu? Elbette ki hayır. Bugün işsizlik, istihdam sorunu en büyük sorunlardan biri. Geçim sağlayabilmek için, geçim kaynağı için işe ihtiyaçları var. Ancak bakın böylece oturuyor insanlar burada. Ne iş var, ne güç var, ne de bir yaşam var burada. Şöyle gösterelim. Yine çadırların içinde, çadırların içerisinde bir yaşamdan bahsediyoruz. Bir yıl geçti. Artık normal bir şekilde evlerine taşınmaları gerekirken bu insanların ve şu anda bu yaşama maruz kalmış durumdalar. Erdoğan'ın 3 Şubat'ta yapmış olduğu açıklama Hataylı depremzedeleri bir kez daha yıktı. Çünkü onlar hala çadırlarda bir yaşam savaşı veriyorlar. Uğur Koçkaya gösterecek şimdi. İnsani yaşama aykırı koşullardaki yaşamdan geriye kalansa işte ne yazık ki bugün. Bugün hala rezerv alanı ilan edilen bölgeler var. Sit alanı ilan edilen bölgeler var. Ancak koca bir soru işareti de onlarla beraber. Acaba yeniden evlerimize taşınacak mıyız? Yoksa bu hayatı, bu yok oluşluğu yaşamaya devam edip günden güne bizler de ölecek miyiz diye soruyorlar. Ve bir yıldır Hatay'a hala yardım edilmediğini açıkça ifade edilmesi elbette ki en çok buradaki depremzedeleri yıkmış durumda. Bakın ilerleyelim Uğur Koçkaya ile beraber. Çocukları göreceksiniz. Ayaklarında çorap dahi yok. Ve biz barınmadan bahsediyoruz. Ve barınmanın olmadığı, gıdanın, yaşamın olmadığı bir yerden bahsediyoruz. Oysa siyaset üstü bir yok oluşunu içinde depremzedeler bir yıldır devletin tüm birimlerinden, tüm siyasilerinden yardım bekliyorlardı ki biz her fırsatta bunu
Sözcü televizyonları ekranlarında yansıttık, getirdik ve bir yıldır kamu kaynaklarını deprem bölgelerine eşit dağıtılmadığı gerçeği ise bugün baktığımız bu çadırların elektriksiz, susuz, gıdasız, eğitimsiz, ilaçsız yaşamın en büyük kanıtı. Bugün hala bulunamayan kayıplar var ve büyük bir psikolojik sorun içerisinde buradaki depremzedeler. Bu ağır kokunun, lağım kokusuyla karışmış bir kokunun, elektriksiz, susuz, gıdasız bir yaşamın içerisinde psikolojiyi konuşmak gerekiyor elbette, ancak burada hala psikolojik bir destek yok. Dışarıdan gelen gönüllüler var, ancak onlar birer hafta, ikişer hafta kalıyorlar. Ardından barınma sorunu nedeniyle yeniden geldikleri şehre dönmek zorunda kalıyorlar. Devletin birimlerine baktığımızda ise geçtiğimiz aylarda yine 3 tane psikiyatr olduğunu belirtmiştik ve şu anda da bakın, herkes psikolojik bir savaş içerisinde. Buradaki çocuklar, gençler, yaşlılar tamamen psikolojik bir çöküşün içerisindeler. Buna yaşamak diyemiyoruz. Buna hayatın normale döndüğünü söylemek vicdansızlıktır. Hayat normale dönmedi ve uzun bir süre daha eğer Hatay'a yardım gelmezse, siyasi nedenlerden dolayı Hatay hala görünmezse, ne yazık ki burada hayatta kalanlar da işte bu çaresizliğin içinde, bu insani yaşanma aykırı koşulların içinde her gün güne bir kez daha ölüme yaklaşır şekilde yaklaşacaklar. Çocuklar açlar. Daha nasıl anlatabiliriz bilmiyorum ama çocuklar geliyor benim yanıma yayından öncesinde ve aç olduklarını ifade ediyorlar. Abla biz açız diyorlar. Bunu daha fazla nasıl anlatabiliriz bilmiyorum ama çocuklar aç, eğitime muhtaç, psikoloji yerle bir olmuş durumda, hastalıklar çok fazlasıyla yayılıyor. Çünkü bu çocuklar bu hastalıklara, buradaki hastalıklara maruz kalıp, virüslere maruz kalıp burada edindikleri o salgını gittikleri okula yaymak durumunda kalıyorlar ki sağlıklı olan kişiler de ne yazık ki işte o salgın sonrasında onlar da o hastalığa yakalanıyorlar. Bakın şöyle gösterelim. Az önce yayından önce de yine bir çocuk yanımıza geldi. Abla bizim de çadırımıza su bastı dedi. Karşıdaki çadırları gösteriyorlar. Ancak şöyle ifade edelim. Şu taraftan da yine devam edelim. Bakın asılan örtüleri görüyorsunuz. Onlar ıslanmışlar. Çadırda ıslandıkları için sabah yağmur vardı bu sabah. Dolayısıyla işte buraya da kadınlar sermiş durumdalar ve tekrar edelim. Buradaki yaşamın en büyük acısını, en büyük çilesini elbette ki, elbette ki kadınlar ve çocuklar yaşıyorlar. Yine devam edelim. On binlerce canımızı yitirdik ve bugün onlar son kez hayatta olduklarını bilmeden güne başladılar. Son kez sevdiklerine sarılmayı bilmeden ve bizler ve burada olan depremzedeler ne yazık ki hala yasını tutmuş değil. Bu imkansızlıklar içerisinde, bu çaresizlikler içerisinde yas tutmak bile imkansız. Zira koca soru işaretleri hala cevap bulmamışken siyaset üstü olması gereken bir siyasi üstü olması gerekirken ne yazık ki Hatay hala özel afet bölgesi ilan edilmedi. Ve burada açlıkla, sefaletle bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Ancak her gün karşılaştığımız depremzedelerden duyduğumuz tek bir cümle var. Keşke biz de ölseydik. Keşke biz de ölseydik diyorlar. Depremin birinci yılı geldi ve keşke biz de ölseydik cümlesini gençlerden yaşlılara kadar o kadar çok duyuyoruz ki, şöyle yine ilerleyelim, gösterelim buradaki yaşanan sıkıntıları. Tabii baktığımız her yerde ayrı bir acı bir tabloyla karşılaşıyoruz. İleride tuvaletler var. Gün içerisinde kullanmaya çalışıyorlar o tuvaletleri. Ancak o kadar çok kalabalık bir öbek öbek çadır alanı var ki burada düzensiz bir şekilde. Ne yazık ki işte kullanabilen kullanabiliyor. Kullanamayansa daha farklı noktalara gittiğini söyledi. Hemen burada bir çocuk parkı var. Zaten bu olduğumuz alan bir parkın içerisine kurulmuş bir alan. Ancak atıkları görüyorsunuz, pislikleri görüyorsunuz. İnsanlar da burada hiçbir şekilde yardım gelmediği için bu şekilde atık, pis, virüslü suların içerisinde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Bulaşık yıkamak işkence burada. Tuvalete gitmek işkence, özellikle kadınlar için elektrik sorunu çok fazla. Gece dışarıya çıkıp çocuklarıyla beraber tuvalete gitmek zorunda kalmak ki bu soğuk havada kat be kat yaşadıkları acıyı, yaşadıkları o afeti daha da travmatik bir hale getirmiş durumda. Peki ne değişti? Ne değişti gördüğünüz gibi? Hiçbir şey değişmedi. Bu soğuk suların içerisinde, bu pis virüslü yaşamın içerisinde
kendilerince işte yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Herkes bir şekilde bölgesini belirlemeye çalışıyor ancak bu şekilde bakın yağmalamaların da olduğunu söylediler. Yani öyle bir halde ki Hatay, zaten çadırda yaşayan kişilere bir de buradaki hırsızlar, farklı şehirlerden gelen kişilerin, hırsızların onların çadırlarını, kalan 2-3 tane gıdalarını bile yağmaladıklarını söylüyorlar. Bu alanda da bakın bulaşık yıkıyorlar burada birçoğu ve yine duş almak içinse buradan aldıkları sularla hemen aşağıda bir leğen göreceksiniz. Kimi çamaşırını yıkıyor, kimi ise o leğenin içerisine su koyup bir şekilde eğer odunu varsa, kömürü varsa işte o leğeni götürüp çadırının içerisinde çocuklarını ilkel yöntemler gibi, tarih öncesinde kalan yöntemler gibi o çocukları o leğenin içerisinde yıkamaya çalışıyorlar ki birçoğu aslında 2 haftada bir duş alabiliyorsak mutlu oluyoruz diyorlar. Daha nasıl anlatabiliriz bilmiyorum ama 2 haftada bir duş aldığına, yani bir şekilde duştan kastımız da aslında sadece su, sıcak bir su dökünebiliyorlarsa buna mutlu olduklarını söylüyorlar. Yaşamın geldiği son nokta burası. Muşambalarla kapatılmış ancak imkansız bir şekilde tabii ki yine sular, bakın böyle birçoğu yırtık halde göreceksiniz. İşte yağmur suları bu çadırların içerisine hemen buradan giriyor ve ne yazık ki onların eşyalarını, halılarını, kalacak yerlerini mahvediyorlar. Şöyle gösterelim. Bakın burası hem mutfak olarak kullanılan alan hem de evet kendi imkanlarıyla buraya bir kapatmışlar. Burada aynı zamanda da sanırım ki bu kapalı alanda da banyo yapıyorlar. Ve bu ortamda ne yaşamak mümkün ne bir umut mümkün. Umutsuzluk içinde, umudumuz yok diyorlar ki aslında baktığımızda değişen ne var demiştik. Değişen hiçbir şey yok. Geriye kalan değişenler arasında tek bir şey var. Aylar öncesinde yine belki hayata tutunuruz, belki bir yardım gelir, şehrimiz yeniden ayağa kalkar umudu ne yazık ki artık tamamen bitmiş durumda. Artık o umut yok. Değişen tek şey bir nebze olsun bir umut vardı, artık o umuttan da yoksun depremzedeler ve bir yıl geçti. Bir yıl geçti, hiçbir şey değişmedi Can Coşkun.